Yenişehir TV'den merhabalar. Geçen hafta biliyorsunuz Mersin'deki kulüp yöneticilerimizi davet etmiştik programımıza. Bugün de Mersin'deki o kulüplerimizin kulüp temsilci antrenörlerini burada ağırlıyoruz. Kendilerine buradan hoş geldiniz diyorum. Sırayla kendimizi tanıtarak sonra programımıza devam edebiliriz. Öncelikle Erdal Hocam'la başlayalım. Erdal Hocam buyurun. Evet, ben Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi Erdal Gökçe. Mersin Üniversitesi Spor Kulübü tenis branşını temsil etmek üzere buradayım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Buyurun İbrahim Hocam. Ben İbrahim Türker, 1967 Tarsus doğumluyum. Tarsus Tenis Kulübü'nde şu an antrenörlük yapıyorum. Tarsus Tenis Akademisi adı altında. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Orhan Hocam buyurun. Orhan Kiremit, Hıdır Kiremit Tenis Akademisi baş antrenörüyüm. Hıdır Kiremit Tenis Akademisi'nin temsilcisiyim buradayım. Hoş geldiniz. Hoş teşekkür ederiz. Buyurun Murat Hocam. Murat Batıhan, Artos Spor Tesisleri'de antrenörlük yapıyorum. Mersin Üniversitesi mezunuyum. Teşekkür ederim. Evet. Enes Hocam buyurun. Merhaba. Bu değerli programda bize söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ben Mersin Tenis İhtisas Kulübü'nde tenis antrenörlüğü yapıyorum. Tenis İhtisas Kulübü'nün adı altında buradayım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz tekrar katılımınız için. Hazırsak başlayabiliriz. Erdal Hocam ilk sorum size geliyor. Evet. Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü önceleri sadece öğretmenlik yani öğretmenlik branşında hizmet veriyordu. Yani sadece öğretmen yetiştiriyordu. Ve uzun bir zaman önce de artık bunun yanında antrenörlük bölümleri de açarak birçok antrenörlük bölümüne de öğrenci yetiştirip hizmet veriyor. Bunun yanında tenis branşı ile ilgili aslında soru sormak istiyorum. Tenis branşında aldığınız öğrenciler sizce size gelen öğrenciler, yani yeteri kadar öğrenci gelebiliyor mu bu bölüme? Ve yeterli donanımda öğrenci bulabiliyor musunuz bölüme alırken? Evet, gerçekten sıkıntımızı dile getirdiniz. Hem öğrenci bulmakta hem de bulduğumuz öğrencilerin yetenekli olmalarını sağlamada çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü antrenörlük bölümüne giriş için bir lisans koşulu var. O nedenle Mersin'de de işte en eski kulüp Metik vardı, Mersin Tenis Kulübü. Orası da aktif sporculuk yaşantısını 3-5 senedir bıraktığı için lisanslı sporcu ve lise mezunu öğrenci bulmak çok zor. O nedenle bu sene mesela tenis antrenörlük bölümüne öğrenci alırken okul lisansı isteyeceğiz. Çünkü 3 yıldır öğrenci bulamadık. Bir tane öğrenciyle branş açtık 2 senedir. Bu sene öyle düşünüyoruz. Eğer yönetim kabul ederse lise mezunu öğrencilerimizin lise lisansıyla antrenörlük bölümüne öğrenci olarak, aday öğrenci olarak almayı planlıyoruz. Evet. Peki hocam, şimdi öğrencileri o şekilde alıyoruz ama mezun ederken sizce sonuçta öğrenci alırken sıkıntı yaşadığımızı dile getirdik ama mezun ederken sizce yeterli donanımda ya da yeterli sayıda öğrenci mezun olabiliyor mu? Yani hazır alamıyoruz, donanımlı gelmiyorlar ya da bulurken sıkıntı çekiyoruz üniversiteye alırken. Mezun ederken tam anlamıyla yani bunları donanımlı bir şekilde mezun edebiliyor muyuz ya da kendilerini geliştirebiliyorlar mı bu anlamda? Tabii, yani akademi eğitiminde uygulamadan daha çok teorik alan önemli olduğu için bu tenis branşına gelen arkadaşları bu eğitim konusunda çok iyi bir şekilde donatarak mezun ediyoruz. Zaten bizim Mersin Üniversitesi BESYO'nun, gerçi şu anda Spor Bilimleri Fakültesi olduğu, yıllardır uyguladığı temel bir politika var. Öğrenmeden kimse mezun olamaz, geçemez. O yüzden birçok öğrenci bizi tercih etmiyor. Başka üniversitelere, başka bölümlere gidiyor. O nedenle mezun olma aşamasına gelen arkadaşlar gerçekten de özellikle teorik açıdan, anatomiydi, fizyolojiydi, beslenmeydi, antrenman bilimiydi, spor psikolojisiydi. Bunlar da en üst düzeyde eğitim alıyorlar. Çünkü dediğim gibi hem belli bir standardımız var hem de hocalarımız çok kaliteli. Türkiye'nin kendi alanında en iyi hocalarıyla eğitim veriyoruz. Ve bundan da çok memnunuz ve geriye dönüş olarak da bu bilgiler bize geliyor. Mezun öğrenciler, diğer
üniversitelerin belli bölümlerinden mezun olan öğrencilerle kendilerini mukayese ediyorlar ve bize teşekkür ediyorlar. Evet, teşekkür ederiz Erdal Hocam. İbrahim Hocam, sıradaki sorum sizin için. Şimdi hem Tarsus Tenis Kulübü'nde bir antrenör, hem de bir performans tenis oyuncusunun velisi olarak Tarsus Tenisi hakkında neler söylemek istersiniz? Ve sizce Tarsus Tenisi Mersin Tenisi'nde nasıl bir yere sahip? Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Evet, teşekkür ederim. Şimdi Tarsus Tenis Kulübü, tabii ilçesi Tarsus Mersin'in. Mersin kadar tabii bir aktif değil. Sonuçta insanları spora yönlendirmek için bayağı mücadele ediyoruz. Tabii eski yıllara göre şu an çok iyi, aktif. Eskiden oynayacak kortta oynayacak kimseleri bulamazken, şimdi kortumuz yeterli sahipte, 7 tane kortumuz var ama yani şu an kort sıkıntısı çekiyoruz yani oynamada. İnsanlarımız talebi çok iyi. Bir de şimdi bizim performans derken, benim oğlum Tarsus Tenis Kulübü'nden yetişti. Şu an hala aktif, kulüp Megasaray'da akademisinde çalışıyor. Çok Tarsus'u ve Mersin'i, burayı temsil eden çok iyi yerlere getirdi. Yani şu an sıralaması tabii bu şeylerden dolayı puanları silinince belli bir seviyeye düştü. Ama yani şu an şeyinden de memnunuz, umutluyuz. Yapacak önümüzde çok şey var. Şimdi ben de orada antrenörlük yaparken velilere şunu söylüyorum. Yani bu işin çalışmak ve sabır eden bir spor dalı. İnsanlarımız çok aceleci. Sabırsızca hemen benim çocuğum nasıl hemen top çevirebilir mi, şey yapabilir mi? Ha, ben de şunu yönlendiriyorum. Çocuğumuza öncelikle spor yaptığımızı söylüyoruz. Sonuçta kötü alışkanlıklardan uzak kaldığını, güzel bir ortam ve insanlarla kaynaşmak, sosyal aktivite dalında güzel bir gelecek için sporu önemli olduğunu herkese, velilere söylüyorum. Ve bu yüzden de yani şimdilik iyi gidiyoruz. Yani söyleyeceğim şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz İbrahim Hocam. Orhan Hocam'la devam edelim. Orhan Hocam, sizler Kiremit ailesi olarak yıllardır Mersin tenisine ailece birçok katkıda bulunup emek verdiniz. Babanız da Hıdır Kiremit hocamız, kendisi Mersin'in ilk tenis antrenörlerinden biri. Sorum şu, sizler yani kuruluşunuzdan beri neden bir tenis kulübü değil de bir akademi, yani bir tenis akademisi üzerinden devam ettiniz tenise? Yani bu tercihinizdeki sebep ne acaba? Şöyle söyleyeyim, hani dediğiniz gibi Hıdır Hoca yani yaklaşık 89 yılından beri Mersin'de aktif, yani aktif olarak antrenörlük yapan bir hoca ve elinden geldiği kadar tenis sporuna destek sağlamaya çalışan bir hoca. Hani bir o zaman küçüktük ama geçmiş dönemden beri Erdal Hocam falan da zaten tanır. Kulüp, yani şöyle söyleyeyim, kulüple akademi durumu biraz farklı. Şimdi kulüpler bir dernek. Kulüpler bir dernek üzerine oluştuğu için, hani mesela atıyorum tenis kulübü zamanında o arsa tahsis edildikten sonra belirli bir üye sayısıyla kurulmuş, o üyelerin imkanlarıyla inşa edilmiş ve bir yere gelmiş bir kulüp. Akademilerle kulüp arasındaki şey şu, açıkçası akademiler son dönemlerde kulüplerin antrenör masrafından kurtulmak için kortlarını kiraya vermeye başladıktan sonra ortaya çıkan bir oluşum olmaya başladı açıkçası. Ama akademinin derinine indiğiniz zaman akademi, yani kulüp sosyal aktivitelerin olacağı bir alan olarak değerlendirin. Akademi de eğitim. Yani o kulüp içerisindeki eğitimin olduğu yerde akademiden çıkıyor. Yani öyle düşünün. Biz o yüzden hani akademi olarak ilerledik. Dernek olarak da Mezitli Tenis Kulübü Derneği'ni kurduk. Bu arada hani kulüp faaliyeti ilerlemesi için birçok girişimimiz oldu. Hala da girişimlerimiz devam ediyor. Bir Mezit diye bir güzel bir tenis kulübü kazandırmak için bir girişimlerimiz var.
Bunun üzerinden devam ediyoruz. Ama dediğim gibi akademi olarak şöyle, Hıdır Hoca hani zaten 89 yılından beri tenisin içerisinde olan, hani bu eğitimin içerisinde olan birisi. Mers Tenis Kulübü'nün teknik direktörlüğünü de yaptı. Tarsus Tenis Kulübü'nün kuruluş aşamasındaki sistemini oturtmasında İbrahim Bey de bilir. Hani o dönemde bayağı bir emeği oldu. Yani şöyle, Hıdır Hoca'yı tenis değil, ne gerekiyorsa imkanları arkasına kadar zorlayarak hani hem sporcu yetişmesinde hem antrenör yetişmesinde uğraşan birisi. O yüzden akademi olarak bu işe devam ettik. Bir de bu işin ticari, mali boyutu var. Yani bir kulüp olarak değil de akademi olarak, zaten çoğun Türkiye'ye baktığınız zaman çoğunluk artık akademi olarak çıkıyor. Evet. Hani amaç gözetmeksizin hep akademi oluyor. Çünkü mali açıdan baktığınız zaman bir şahsi şirket ya da bir normal limited şirket oluşturduğunuz zaman ona bir isim vermeniz gerekiyor. Bu ismi verdiğiniz zaman da hani fatura kesebilmeniz için, verdiğiniz hizmetin karşılığını karşıya kesebilmeniz için bir isim oluşturmanız gerekiyor. O da artık hani bir trend gibi düşünün, öyle başladı gidiyor, akademi olarak gidiyor. Ama işin dediğim gibi aslına baktığınız zaman eğitim olarak, işin eğitimi kısmı akademi, organizasyon ve sosyal kısım da kulüp olarak ben görüyorum. Erdal Hocam bu konuda şey ya demek şöyle, şimdi diyorum. Spor kulübünde birçok branş aktif olabilir. Aynen öyle. En büyük ayrıcalık o. Ama tenis akademisi, futbol akademisi gibi tek branş. Üzerine yoğunlaşan bir eğitim kurulu olarak planlanıyor. Yani temel olarak eğitim içine giriş. Kulağa da hoş geliyor. Yani bir tenis öyle. Akademisi, bir futbol akademisi. Albenisi olan bir ifade. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yani tercih sebebinizin. Siz sosyallikten ziyade daha çok performans eğitim, sporunu mu önemsediniz? Sporcu bundan yetiştirme. Mı? Evet. Lisans, yani üst sporcu düzey yetiştirme. Sporcu yetiştirmek için. Aynen öyle. Bizim her zaman öncelikli hedefimiz, milli takıma sporcu yetiştirmektir. İlk evet. Hedefimiz. Onun yan hedefler var tabii ki. Hani Hıdır Hoca antrenör yetiştirmeyi de çok sever. Yetiştirdiği antrenörlerin yanında olmasını, beraber onlarla beraber çalışmayı da çok ister. Birinci önceliğimiz performans sporcusu, performans tenisçisi yetiştirmek. Onun da önceliklisi milli takımı evet. Öncelikle. Daha sonra imkanlar el verdiğince, aileler istedikçe ve da çocuk istedikçe daha üstüne çıkarma. Yani dediğiniz gibi bizim temel amaç sporcu yetiştirmek üzerine olduğu için akademi üzerinden devam ettik. Evet. Ama dediğim gibi bu işin bir yani maalesef demeyeyim de bu işin doğal olarak insanların içindeki bir taleptir bu. Sosyal bir durum oluşması için de dediğim gibi Mezitli Tenis Kulübü Derneği'ni kurduk. Bu açıdan da girişimlerimiz var. Bakalım işte o şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Muğdat Hocam, sıradaki sorum sizin için. Şimdi Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak siz, yanılmıyorsam kulüp 2 yıldır faaliyet göstermekte. Bu yola çıkarken neler hedeflediniz kulüp olarak ve bu hedeflerinizin ne kadarını gerçekleştirdiniz? Şöyle söyleyeyim. Biz belediye olarak, ben yaklaşık 8-9 aydır girişim yaptım. Antrenör olarak orada çalışıyorum. Daha çok performans üzerine ben derslere giriyorum orada. Ama bizim daha çok performans derslerimiz de var. Onun dışında sosyal derslerimiz de oluyor. Mezitli'de bir kitle var. Yani şöyle söyleyeyim, bayağı bir tenis oynamak isteyen kitle var. Bu kitleye tenisi sevdirmek, tenise başlatmak. Orada çoğunluk olarak çocuklar da geliyor tabii. Çocuklar da var. Çocuklardan amacımız tabii sporcu çıkartmak var amaçlarımızın içerisinde. Ama bunların hepsinin öncesinde ilk hedefimiz insan yetiştirmek. Türk sporuna insan yetiştirmek. Bunun dışındaki hedefimiz sporcu yetiştirmek. Zaten insan yetiştikten sonra sporcu isterse yetiştirilebilir ama sporcu yetiştikten sonra insan yetiştirmeye başlarsak bu sefer bir yerde tıkanabiliriz. Yani bir yerde tekleyebilir. O yüzden benim antrenörlük felsefemde ilk önce insan yetiştirmek var. Onun dışında sosyal gruplarımız da oluyor. Bayağı bir istek var. Tenise. Mesela bayağı bir yoğun istek var yani. Akşam saatlerimiz, gündüz saatlerimiz, sabah saatlerimiz hep sürekli oluyor. Sosyal gruplarda daha çok hedef olarak hani eğlence, sosyal aktivite amaçlı derslerimizi yapıyoruz. Onun dışında performans gruplarımız var. Turnuvalara götürmeye çalışıyoruz. Belediyemizin tabii bize verdiği imkanlar dahilinde yapıyoruz bunları. Sağ olsun yardımcı da oluyorlar. Evet.
Bu kadar demek istedim. Teşekkürler. Tamam, teşekkür ederim. Burak Hocam, sıradaki sorum da sizin için Mersin Tenis Kulübü temsilcisi olarak. Şimdi Mersin Tenis Kulübü, Mersin'in lokomotif bir kulübü, bunu biliyoruz. Şu anki mevcut antrenör kadrosundan önceki sistemle bu mevcut kadronun geldikten sonraki sistem arasındaki fark nedir? Bununla ilgili bize neler söylemek istersiniz? Evet hocam, Mersin Tenis Kulübü, Mersin'in en köklü kulübü. Yaklaşık 30 senedir var. Bundan önceki antrenör, ben 2 senedir Mersin Tenis Kulübü'ndeyim. Bundan önceki antrenörler yine ellerindeki imkanlar dahilinde ilk önce Türkiye'de Mersin'in adını, dünyada da Türkiye'nin adını duyurmak için sporcu yetiştirmeye çalıştılar. Bunu yapmaya çalıştılar ama teknolojik olarak, imkanlar olarak bunu biraz başarabildiler. Başardılar yine ama biz şu an mevcut kadroyla daha farklı işler yapıp ilk önce performans tenisini, ondan sonra senior tenisinde milli takıma oyuncu yetiştirmeyi planlıyoruz. Daha aktif şekilde çalışıyoruz. Daha bilgili hocalar yetiştirmek için çabalıyor kulüp. Seminerlere gönderiyor bizleri. Çabalıyoruz. Milli takıma oyuncu sokabilmeye çalışıyoruz. İyi antrenörler yetiştirip iyi sporcular getirerek Mersin'in adını Türkiye'de duyurmaya çalışıyoruz şu an. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bir de genel bir sorumuz var. Herkese yönelteceğimiz bir sorumuz. Şimdi alt antrenörlerle ilgili aslında. Sizce bir antrenör altyapıyı çalıştırıyorsa sadece altyapıda mı devam etmeli? Yoksa sosyal tenisçi yetiştiriyorsa sosyal tenisle mi devam etmeli? Ya da bunların ikisini beraber mi yürütmeli? Bununla ilgili bunun avantajları ne olur? Dezavantajları ne olur? Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Önce Erdal Hocam'la başlamak istiyorum. Buyurun hocam. Ya tabii ki arada ayrılması daha hoş. Yani daha verimi arttırır. Kendi alanında daha çok yoğunlaşır. O nedenle altyapıdaki hocaların altyapı, sosyal tenisle ilgilenenlerin, sosyal tenis, veteran tenisle ilgilenen antrenörlerin veteran tenisle ilgilenmesi, dediğim gibi verimlerinin çoğalmasına fayda sağlar, katkı sağlar. Ama maalesef ekonomik gerekçeler falan bunları birbirine karıştırıyor. Çünkü bir şekilde insanların, antrenörlerin, kulüplerin ayakta durması lazım. Bir alana yöneldiğinde diğer alanda maddi kazanç çok fazla olmadığı için hepsinin karması oluyor. Öyle bir gerçek var şu anda. Evet. Teşekkür ederim hocam. İbrahim hocam, sizin de düşünceleriniz var. Evet. Şimdi tenis sporu deyince işte iki kategoride şey yapıyoruz. Sosyal tenis. Bazı insanlar sosyal amaçla gelip tenis oynamak istiyor. Bazıları işte performans adalında gelip veliler çocuğuna ders aldırmak istiyor. Yani kulüplerde işin dediği gibi Erdal hocam işin maddi durumuna bakıyor. Yani buradan nasıl para kazanabiliriz, nasıl yapabiliriz? Şimdi ben velilere bazen şunu söylüyorum. Siz çocuğumuza ders aldırıyoruz ama siz şeyiniz ne, hedefiniz ne? Çocuğumuzu performansa mı yönetmek, normal sosyal tenis çocuğu olsun, öyle vakit geç spor yapsın mı diyorsunuz? Öylelikle yani iş bu, şunu ben görüyorum. Teniste bazı insanlar işi şeye veriyor. Mesela gelsin çocuğum şey yapsın, burada vakit geçirsin. Öyle şeyler yapıp kulüpte tabii bunlardan para kazanmak nasıl antrenörlerdir. Ben şöyle önce teniste şunu şeyim var, kriterimde tenisin spor olarak görülmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durulması, çocukların öyle olmasını daha iyi şey yapıyorum. Yani önce hedefimiz bu olmalı diyorum. Yani sonuçta spor yapıyoruz, şey yapıyoruz ama işte herkesin bir farklı düşüncesi var. Teşekkür ederim. O yüzden. Biz teşekkür ederiz. Orhan Hocam buyurun. Sizin de düşüncelerinizi alalım. Şöyle, bence her yaş kategorisinin ayrı bir antrenörü olmalı ki zaten şu anki sistem o şekilde ilerliyor. Hani akademilerle ilgili kulüplerde. Hani nasıl ki doktorlukta belli ihtisas alanları varsa teniste de aynı şekilde var. Yani tenis okulu antrenörleri ayrı olur. 12 yaş, 14 yaş, 16 yaşının antrenör grupları hep ayrı olur. Yani normalde bu şekilde olması gerekiyor ama Erdal Hocam'ın da dediği gibi yani şimdi maddi sıkıntılar ortaya çıktığı zaman o şeyi çok tutturamıyorsunuz. Ya şimdi şöyle bir durum var. Ya kulüp olarak maaşlı antrenör çalıştıracaksınız. Eğer bu konuda çok başarılı olmak istiyorsunuz. Kulüp maaşlı antrenörünü çalıştıracak.
12 yaşa sen diyecek, 14 yaşa sen, 16 yaşa sen diyecek. O antrenörün herhangi bir maaş kaygısı olmayacak. Ama son zamanlarda dediğim gibi bu akademi durumları olduğu için bütün kulüpler hani şeye verdiği için kodlarını işletmeye verdiği için akademiler de kendini döndürmeye çalışıyor doğal olarak. Böyle olunca da o iş biraz imkansız hale geliyor. Bunu yapan çok nadir yerler var. Onlar da işte meyvelerini almaya başlayacaklar. Çünkü tenis uzun vadeli bir şey. Evet. Yani bir sporcu yetiştiriyorsunuz, 7 yaşından başlıyorsunuz. O sporcunun kendisini göstermesi en az 15 yaş. Yani ondan önceki şampiyonlukları tabii onlar tecrübe, kondisyon anlamında şey olsun ama hani ummadığınız yerden 15 yaşında bir sporcu bir fırlıyor, bir tenisçi. Orada kalabiliyorsunuz. Hani bu bilinen bir şey zaten. Tenis antrenörlük kademeleri de bu şekilde. Birinci kademenin bakabileceği, izin verdiği yaş grubu ayrı, ikinci kademe ayrı, üçüncü kademe ayrı, 4-5 onlar gidiyor. Zaten maksimum 5. O yüzden herkes, yani her antrenör kendi uzmanlık alanıyla ilgilenmesi gerekiyor. Biz de görüyoruz bazen, yani bazı antrenörler geliyor, tenis okulunda mükemmel bir antrenör ama 12 yaşta, 14 yaşta mesela yapamıyor. Hani bu işin ayrı bir tarafı. Hani biraz da performans da olması gerekiyor antrenörde diye düşünüyorum. Çünkü 12 yaşta, 14 yaşta bir çocuğun karşısına çıktığınız zaman hani üst düzey bir çocuk yetiştiriyorsanız tenisinizin ona biraz daha yetişiyor olması gerekiyor. Çünkü o yaştaki çocuklar hani o yaştaki çocukları hani şu saatten sonra şimdiki jenerasyonda özellikle sözle, kızarak falan şey yapamıyorsunuz. O çocuğu mesela karşınıza aldığınız zaman, oynadığınız zaman o çocuk oyununuzla size saygı göstermeye başlıyor. Ya sizi ekstra çok seviyor, saygı gösteriyor ya da oyununuzun iyi olması o çocuğu durduruyor. Orada da bir diyalog sağlıyor sizinle. Hani birinci kademe antrenörler son zamanlarda genele bakıyorsunuz mesela oyun olarak çok iyi olmayabiliyorlar ama hani şey olarak iyi yetiştirebiliyorlar. Hani motor becerileri olsun, el ayak koordinasyonları olsun bu konuda iyi antrenmanlar yaptırabiliyorlar. Tabii ki akademilerde program veriliyor antrenörlere, onun dahilinde gidiyorlar ama sonuç olarak o yaş gruplarıyla bir diyaloglarının, bir şekilde bir diyaloglarının olması gerekiyor. O yüzden dediğim gibi yani hani bir antrenör tenis okulunda iyi performans gösterebiliyor ama 14 yaşa verdiğiniz zaman olmayabiliyor ya da sosyal anlamda mesela üçlü dörtlü grup alıyordur, çok iyi eğlendiriyordur, diyaloğu çok iyidir ama performans anlamına geldiği zaman yapamıyordur. Hani bence orada ihtisaslaşma yani hani o konudaki uzmanlığı biraz daha önemli gibi geliyor bana. Evet, tabii bunun için şu da çok önemli kesinlikle dediğiniz gibi. Hani antrenör gelişim seminerleri burada devreye giriyor. Gelişim çünkü, seminerleri evet. Çok önemli. Bence antrenörün kendini oyun olarak da geliştirmesi çok önemli. Tabii bu bir yetenek ama antrenör olduktan yani sonra maksimum düzeyde hani antrenman yapıp kendini yetiştirmen gerekiyor ki o çocuğa bir şeyler verebilmek için. Hani çünkü yani bir şeyi tatmadan, onu tecrübe etmeden karşı tarafa tam aktaramıyorsunuz. Yani oynuyorsun mesela hiç tenis oynamayan biri iyi bir antrenörlük bence yapamaz. Yani hani sonradan mesela futbolcu olup sonradan antrenör olan hocalarımız var. Onda sıkıntı yok ama onlar da mesela tenisini çok iyi geliştirerek geldiler. Günde 4-5 saat tenis oynadıklarını bildiğimiz antrenörlerimiz de var. Hani tenis olarak da bence geliştirmeleri gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum en azından. Hani bir o oyun içerisindeki o şeyi bilmesi gerekiyor. O yüzden şey burada devreye giriyor ya 12, 14, 16 ve yetişkin antrenörlerin. O sırada zaten akademik olarak da hani sporcu psikolojisi, fizyoloji bu tip şeylere hakim olması gerekiyor. Çünkü çocuk gelişiyor. Her yaşın farklı bir sıkıntısı çıkıyor ortaya. Yani bir antrenörün bütün yaş grubundaki sıkıntıları bilip onlarla nasıl mücadele etmesi gerektiğini bilmesi zor. Hani yapar ama verimli olamaz. Ama bir yaş grubuna odaklandığı zaman gelen sporcuları çok iyi bir şekilde hazırlayıp bir üst yaşa gönderebilir. O yüzden uzmanlaşma Erdal Hocam'ın da dediği gibi çok önemli yani bana göre. Evet, teşekkür ederim. Ben de katıda bulunmak istiyorum. Buyurun. Özellikle bu performans grubunda, alt yapıda, belli kategoride görev alan hocaların kendilerinin de turnuva yapması lazım.
Yani o öğrenci onları model alacak, orada turnuvada görecek. Sen şimdi anlatıyorsun öğrencine, işte turnuvada şöyle olacaksın, rakibin zayıf tarafına yükleneceksin, sabırlı olacaksın, agresif olmayacaksın, etik olacaksın. Bunları hocadan görüp turnuvada yaşayarak öğrenmesi lazım. Ama sosyal tenis yapsa, veteran tenis yapsa, hayır, o ekonomiktir. O zaman bu tür etkinliklere katılmaması gerekir. Yani antrenörün model de olması gerekir. Tabii. Evet. Hem oyunuyla hem de sahadaki göreviyle. Teşekkür ederim. Murat Hocam buyurun, sizin de düşüncelerinizi alalım. Şöyle bir şey, şimdi eğer bir antrenör sadece altyapıyı çalıştırıyorsa, sadece altyapıya odaklanması, bu tamamen imkanlara bağlı bir şey. Eğer kulüpte bir antrenör varsa veyahut da iki antrenör varsa, bir antrenörün sadece altyapıya odaklanması biraz zor oluyor. Çünkü şöyle bir şey, altyapı oyuncuları her zaman her saatte gelemeyebiliyorlar. O yüzden hani bir antrenör donanımlı olmalı. Hem altyapıya hem de yetişkin, hocamın dediği gibi ekonomi grubuna da bakabilmeli. Yani her gruba hitap etmeli ama bir konuda uzmanlaşmalı. O şekilde düşünüyorum. Avantaj olarak da şöyle bir şey, hani hiçbir antrenör zarar olmaz bunun. Yetişkinlerle de ilgilenebilmek hiçbir zarar olmaz ama hocamın dediği gibi, Orhan hocamın dediği gibi, şimdi küçük yaş gruplarında 12-14 yaşlarda oyuncunun oyuncuya bir türlü, yani kendine bir türlü böyle bir kanıtlaman gerekiyor. Gerek bunu kelimelerinle veyahut düzeltmelerine, gerek oyununla onu kendini kanıtlaman gerekiyor. Yoksa bu sefer kale alınmayabilirsin. Ya bu sefer antrenörün küçümsenebilir öğrenci tarafından. Ama dezavantajları tabii var. Antrenörün bir konuda kendini geliştirmesi daha güzel bir şey. Ama bu tamamen kulüp imkanlarıyla alakalı. İmkanı varsa kulübün kendini o yaş gruplarına adapte edebilirler yani. Bu şekilde daha verimli olabilir tabii. Verim olarak daha fazla verim olur. Bu konudaki düşüncelerim bu kadar. Teşekkür ederim. Burak Hocam, sizin de düşüncelerinizi alalım. Ben de hocalarıma katılıyorum. Sosyal tenisle performans tenisi arasında çok büyük fark var. Sosyal teniste insanlar gelip orada eğlenmek, güzel vakit geçirmek, zinde kalmak, fit kalmak için yapıyorlar bu sporu. Uzun vadeli düşünmek gerekmiyor. Onlara yani verebileceğiniz şeyler kısıtlı. Eğlenmelerini sağlamak ve iyi sporcu olabilmeleri için yol göstermek gerekiyor. Ama performans tenisinde uzun vadeli planlar yapmamız lazım. Bu sporcunun yaşına, cinsiyetine göre değişen planlar olabiliyor. Kondisyon durumu, teknik ve taktik olarak farklı antrenmanlar yaptırmanız gerekiyor ve uzmanlaşmanız gerekiyor. Bu da tabii hocaların da dediği gibi biraz maddi açıdan sıkıntılı oluyor. Hani daha fazla destekle bunu aslında sağlayabiliriz. Kendi branşımızda yönelmemiz daha etkili olacaktır. Yani performans antrenörü isek performans antrenörlüğüne devam etmemiz daha başarılı olmamızı sağlayabilir. Sosyal antrenörlük yapabiliriz. Yani performans antrenörlüğü yapan bir insan sosyal antrenörlük de yapabilir. Sosyal tenisin antrenörlüğünü de yapabilir ama sosyal tenisin antrenörlüğünü yapan bir antrenör performans tenisi hakkında çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Gönül ister ki herkes kendini geliştirsin. Her yaş kategorisinin ayrı antrenör olsun. Ama günümüz şartlarında bu çok zor. Yani olabilecek imkanlar bazı yerlerde var. Her yerde olmadığı için olmuyor. Ama yine de elimizden geleni yapmamız lazım. Evet, teşekkür ederim. Son olarak yine genel bir soru daha sorup sonra programımızı sonlandırmak istiyoruz. Şimdi Mersin tenisini hep birlikte hem üniversitede, ki Mersin Üniversitesi, yani Mersin tenisine baktığımızda aslında Mersin'deki antrenörlerin %90'ı Mersin Üniversitesi'nin yetiştirdiği, mezun ettiği antrenörler, tenis hocaları, beden eğitimi öğretmenleri. Yani bu yükün büyük kısmını onlar omuzlamış oluyor. Bu anlamda öncelikle sözü Erdal Hocama vermek istiyorum. Mersin tenisini daha iyi yerlere getirmek için neler yapabiliriz ya da bu birlikteliği nasıl sağlayabiliriz? Buyurun Erdal Hocam, düşüncelerimiz. Teşekkür ederim. Yani biz üniversite olarak tabii ki üzerimize düşen katkıyı Mersin tenisine her zaman veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Söylediğin gibi yani şu anda Mersin'de aktif olarak görev yapan tenis hocalarının hemen hemen tamamına yakını bizden mezun arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. Bundan da gurur duyuyoruz. Bu arkadaşlar tabii buraya kolay gelmediler. Yani birçoğu üniversiteye girdiğinde daha raket tutmayı bilmiyordu. Birinci sınıftan itibaren başladılar. Bütün boş zamanlarını, hatta derse katılma zamanlarını bile kortta geçirerek bu seviyeyi yakaladılar. Zaten demin de söylemiştim. En başta katkıda bulunmuştuk. Eğitim açısından hiçbir sorun yok. Yani evet. Antrenman bilgisi, psikoloji, sosyoloji, beslenme,
buna benzer şeyler gerektiğinden çok daha fazla veriliyor. Ama işte eksik olan nedir? Orhan Hoca'nın dediği gibi performans. Kortta kalış süresi, turnuvaya katılma sayısı. O yüzden çok büyük emek gerektiriyor ama herkes bunu çok kolay sanıyor. Evet. Çok uzun bir süreç, çok uzun bir süreç. Yani işte 4 yılda belli bir seviyeyi bizim antrenör arkadaşlar yakalıyorlar. Bu 4 yıl bile az. Evet. O nedenle çok büyük zaman, emek vermek lazım. Zamana bırakmak lazım. Evet. Özellikle sporcu yetiştirme açısından da öyle. Yani işte veli getiriyor, diyor ki işte benim oğlum, kızım işte alın 6 yaşında bunu eğitin. Her türlü ekonomik katkı ben vereceğim diyor. Ama kolay değil. Yani bu ekonomik durumu iyi olanların da çocukların performansı yeterli değil. Ya bir türlü dengeyi bulamıyoruz. Mesela ben 15 sene önce bir proje hazırlamıştım. 120 öğrenciyle çalışma yaptık. Ücretsiz 3 ay. 3 tane ilk öğretim okulunu pilot okul olarak almıştık. 20'şer kız, 20'şer tane erkek. Toplam 60 kız, 60 erkekle çalıştık. 3 ay çalıştık. Sonra bir yetenek taraması yaptık. Yetenekli olan 30'a yakın öğrencimizle tekrar çalışmayı planladık. Çok iyi çocuklar yetişti ama yani hem ekonomik nedenlerden hem de eğitimin sürekliliği açısından. Çocuk işte 5. sınıfa, 4. sınıfa gelince önünde bir sınav stresi var. O sınava hazırlanması gerekiyor. Öğrenci verileri de artık o eğitime yönelmesini istiyor. Çünkü tenisin bir garantisi yok. Teniste evet. Olacağı oradan yaşantını, yaşamını, geçimini sağlayacağını bir garantisi yok. Evet. O yüzden zaten biz teniste ve diğer branşlarda başarılı olamıyoruz. Yani ikisini bir arada götürmek lazım. Mesela çok üst düzey çocuklar, bizde mesela çok milli sporcu var. Sınıfta kalıyor, devamsızlıktan kalıyor, dersten kalıyor. Çünkü sürekli kampı var, sürekli müsabakası var. Derslere katılamıyor, sınavlara giremiyor. Öğrenci çok istekli, çok yetenekli. Yani bilgi düzeyi de çok üst düzeyde. Ama derse katılamadığı için, sınava giremediği için eğitimi aksıyor. Bunu başka ülkeler nasıl çözmüş? Antrenmanı, kampı, maç turnuvasını eğitimle beraber götürmüş. Yani hocayı alıyor, götürüyor, kampta orada özel ders veriyor. Bu şekilde eğitimini de garanti altına almış oluyor. Ya bizim en eksik yönümüz bu. Çocuk ya sporcu olacak ya eğitimde belli bir meslek grubuna yönelecek. İkisini de beceremiyoruz. Teşekkür ederim hocam. Buyurun İbrahim Hocam. Şimdi ben, beni çok ilgilendiren bir konu bu. Şimdi neden? Orhan Hocam da bilir. Benim oğlum profesyonel tenisçi. Ben öyle örnek vereyim. Yani ben şu an oğlum 21-22'ye dayandı. 8 yaşından beri aktif tenisle uğraştım. Ben ömrümü, tenisin sevgim oradan geliyor aslında. Ben tarımla uğraşan bir insanım. Bir eğitim şeyim, bir lise şeyim mezunum. Belgem aldım, antrenörlük belgesi falan ama şimdi benim bilgilerim şöyle. 8 yaşından beri aktif, Mersin, Adana, ne bileyim, turnuvaları kovalamakla geçti. Tabii çok büyük bir maddi destek ve bütçe lazım. Yani çocuklarımızı, ben oğlumu tenisçi yapsın, olsun performansçı. Olmuyor işte, sözde olmuyor. İş bunun işte biraz para ve eğitim, iyi bir antrenör veya güzel. Şimdi bizim Mersin'de falan, az önce mevzugin oldu, değiştirmek istemiyorum ama sistemimiz yanlış veya yanlış demeyeyim de çocuk 14 yaşa kadar geliyor, teniste eğitim bir arada gidiyor. Yol ayrılıyor. Ya tenisçi devam edeceksin ya da okuluna devam edeceksin. İkisi bir arada yürümüyor. O yüzden biz ben de bir seviyede, şimdi oğlum üniversiteye gidiyor, Aydın Üniversitesi'nden burslu kazandı. Üniversitede okula gidemiyor. Sabahtan 9'da başlıyor, akşamın 6'sına kadar antrenman. Bu nasıl olacak? Şimdi Avrupalı, sözü şöyle yapayım. Avrupalı sisteme farklı koymuş. Demiş ki bir kulüp bazalı, kort içinde, okulu yanında, her şey içinde, yatılı. Eğitiminde görüyor. Her şeyini yapıyor. Antrenmanına saati geldim. Antrenmanını yapıyor. Turnuvası. İşte turnuva oynamak ayrı bir olay. Şimdi buradan çocuğunuzu İstanbul'da bir turnuvaya kaydettiniz. Tabii ne yapıyoruz? 3 tane turnuva var. Aynı turnuvada. Anadolu'nun bir yerinde. En yakın bizden nere? Biz oraya gidelim. Gidecek zaman ama ona da bir bütçe. Onun yol, konaklama, bir sürü tesisat falan.
Öyle zaman geldi ki yani bir de bütçe olmadan, para gücün yoksa yani bir yere kadar. Ama bazı insanlar var mesela veliler diye. Durumu iyi ama çocuğunun yeteneği zayıf. Koşuyor. Acaba çocuğumla bir şey olur mu? Bazı insanın yeteneği çok süper. Ya para yok. Gidemiyor turnuvaya ve tenis hayatı bitiyor. Yani bu yüzden çoğu nice cevherler Türkiye'de ben bildiğim ya yurt dışına burslu gitmek zorunda kaldı. Ya da tenisi bırakmak zorunda kaldı. Yani bu iş çok zor bir şey. Yani tenisçi olmak, profesyonel biraz da performans tenisi oynamak kolay bir şey değil. O yüzden yani sistem bu sistemde. Ama bu şey şöyle bir şey değil. Belediyelerin bu işe biraz el atması lazım. Yani kulüp olarak demiyorum. Bir spor yetenek görülüyorsa ya bunlar bir milli olmuş, bir şeyler harcıyor, kendine mücadele ediyorsa vatanı için, şehri için, yani şey için bir şeyler yapmak istiyorsa ona el atması lazım. Ben yani bu konuda çok dertliyim. Bir destek bulamadım. Yani insanlar bizim Türkiye'de şu var. Hep hazıra konma. Bizim federasyonumuz da mesela şunu diyor. Benim temsilcimiz çocuk nasıl gelmiş bu seviyelere, nasıl yapmış? Ha falan yerde şunu kazandı. Ya bir destek verdin sen buna. Vermemiz lazım. Belediyeler, şimdi şöyle söyleyeyim. Başarıyı yaptı. Türkiye şampiyonu olmuş. Falan. O bizim seninle gurur duyuyoruz, tebrik ederiz. Bu çocuk nasıl oralara geldi? Bir destek var mı? Olmadan olmuyor. İşte bu işe biraz yani Mersin'de baz alacaksak Mersin Büyükşehir, Tarsus Belediyesi, Yenişehir Belediyesi kim varsa şey varsa el atması lazım. Yani bir şeyler yapması lazım. Yapmadan olmuyor bu iş. Ben düşünüyorum böyle. Evet, teşekkür ederiz. Orhan Hocam buyurun. Şimdi Mersin tenisiyle ilgili başlayacak olursak Mersin tenisi aslında çok iyi bir yerdeydi. Erdal Hocam geçmişten biraz bilir. Ben Bey de biraz bilir. Hani geçmişten. Yani biz Mersin Tenis Kulübü bizim lisanslı hani turnuva oynadığımız dönemlerde kendi imkanlarıyla takım olarak sıralamaya giren tek Anadolu kulübüydü neredeyse. Yani, evet. Bir de kendi altyapısından yetiştirdiği sporcularla gelmişti bu yere. Hı hı. Diğer kulüplerden hani transferler oluyordu. İşte hadi sen bizim adımızı oyna deyip lisansta kulüp değişiyordu falan. Ama kendi sporcularıyla sanırım ilk 7'ye girmişlerdi hani Türkiye çapında. Mersin Tenis Kulübü Türkiye tenisinde lafı olan bir kulüptü. Evet. Şimdi şehirlerin tenisinin gelişmesinde lokomotif olan şey eskiye baktığınız zaman tenis kulüpleridir. Yani mesela evet. Adana'da var tenis dağcılık kulübü, atlı spor kulübü ama dağcılık her zaman öndedir. Mersin'de Mersin Tenis Kulübü var, Antalya Tenis İhtisas Kulübü var, İstanbul'da işte Kafalan var, İzmir'de Kültür Park Tenis Kulübü vardı, İstik vardı o zaman hani. Lokomotif kulüpler işi gevşettiği zaman zaten hani çevredeki antrenörler geçim derdinde olduğu için bu iş düşüyor doğal olarak. Az önce de söylediğim gibi kulüplerin akademi sistemine geçmesinden sonra teniste bir şey oldu. En azından Mersin tenisi için konuşuyorum. Çok genellemeyeyim. Mersin tenisinde bir düşüş oldu. Mersin Tenis Kulübü sıralamadayken sporcu çıkaramaz oldu. Hani Mersin Tenis Kulübü turnuvalara katılamaz oldu. Mersin Tenis Kulübü kendi kadrosuyla o kadar yükselmişken bir gün bir baktık liglere Metik diye bir kulüp yok. Ki Metik Türkiye içerisinde gerçekten söz sahibi olan bir kulüptü. Hala da öyle ismi var ama eski şey yok. Niye sporcusu yok? Kulüpler sporcularıyla vardır. Sporcusu yoksa o kulüp yoktur tenis piyasasında. Bu böyledir yani. Hani bizim dönemimizde, benim dönemimde milli sporcu çıktı. Arsel vardı. Tenis bursuyla Amerika'da okudu. O zamanlar bizim zamanımızdaki imkanlar gerçekten kısıtlıydı. Çünkü varabileceğiniz en üst nokta milli takım oyuncusu olmaktı. Milli takım oyuncusu olduktan sonrası yoktu. Niye? İmkan yoktu. Yurt dışına gitmen lazım, turnuva oynaman lazım. Hem kulüp imkanı kısıtlı hem de ya doğal olarak hani herkesin, ya benim babam tenis antrenörüydü ama hani açıkçası çok fazla da benim yurt dışına gidip böyle sürekli turnuva oynama imkanım yoktu. Şöyle bir durum var.
durumu çok iyi olan insanların bile öyle bir durumu olmuyor. Çünkü bir yerden sonra sıkışmaya başlıyor o kadar turnuva oynayınca. Ondan sonra bir de zaman sıkıntısı var zaten işin içinde. Sürekli turnuva oynaman lazım. Sponsor durumu yoktu o zaman. Bizim zamanımızda üniversiteye burslu girebilme şansı da yoktu. Yani bizim top noktamız milli takımdı. Milli takıma giren de işte hani Arsel vardı. Onun jenerasyondan birkaç kişi daha Türkiye çapında vardı. Hani Doruk. Amerika'ya burslu nasıl? Doruk var. Doruk da gitti mesela. Doruk Arsel'den büyüktü. Vedat iyiydi mesela. Vedat da hani çok devam etmedi. Vedat Koçkar işte vardı. Yani yönetim akademiye döndükten sonra iş bitiyor. İş bitti, iş bitince de hani sporcu yetişmiyor. Bizden sonra işte Barkın vardı, Oğulcan geldi. Yani Mers Tenis Kulübü gerçekten performans anlamında çok ciddi sporcular çıkardı. Ama yani Erdal Hocam ve İbrahim Bey, İbrahim Hocam belirttiği gibi imkansızlıklar ya da açıkça söyleyeyim hani biraz belki kaba bir tabir olacak ama vizyonsuzluk bu işin önünü kesiyor bir yerde, kesmeye başlıyor. Yani şimdi yeni hani akademiler oldu, bu işi önemseyen akademiler olduktan sonra biraz daha yine sporcular çıkmaya başladı ya da kulüp sisteminde kalan kulüpler sporcu çıkarmaya başladı. Böyle olunca hani sporcu yetişmemeye başladı. Dedikleri gibi hani okul durumları, nice başarılı sporcular okul yüzünden bitirdi. Yani mesela çok başarılı sporcularımız var, şimdi tıp okuyor ama başarılı bir tenisçiydi. Çocuk doğal olarak tıpı seçiyor yani kazanmış. O uğurda şey yapmış. Gelecek kaygısı var çünkü. Gelecek kaygısı var. Hani çok o konulara girmeyeceğim. O konular zaten bilinen konular. Çok da uzatmak istemiyorum ama Mersin adına konuştuğumuz zaman Mersin Tenis Kulübü o sistemden çıktıktan sonra bu iş biraz şey olmaya başladı. Yani hani ben Hıdır Hoca babam adına biliyorum bunu. Biz 2004 yılında mesela belki Mersin'de daha yok, daha yapılmadı. Yurt dışından kamp yaptık. Yurt dışından Lübnan'dan 15 tane sporcu geldi. Burada biz kamp yaptık 2004'te. Her sene yazın bunu yeniledik. En kötü ihtimal 2 seneye bir, 2'şer kere. 10'ar kişilik, 15'er kişilik gruplar geldi. Tenisleri çok iyiydi, kötüydü, o ayrı bir şey. Hani biz bunu Ata Tenis Kulübü'nde de mesela bu organizasyonu bir kere yaptık. Metik'te yaptık, Olimpiyat'ta yaptık, Mersin Üniversitesi'nde yaptık. Hani mümkün olduğu kadar, hani sonuç olarak ne oldu? Yabancı sporcu bir psikolojik şeyi var. İkincisi çocukların hani yurt dışından bir arkadaş ortamı oldu, bir İngilizce konuşma durumları. En önemlisi tenis durumu oldu. Gelenler arasında Lübnan 14 yaş şampiyonu, Davis Cup, şimdi Davis Cup sporcusu Lübnan'ın. Bir de 14 yaş bayan şampiyonu falan da geliyordu. Hani öyle sporcuları ağırladık biz burada. Yani geliştirmek için yaptığımız şeylere geldim bu arada. Bir sert bir geçiş oldu. Hani biz o zamandan beri kamp yaptık. Hıdır Hoca tenis il temsilcisiyken o zamana kadar çok yapılmamış bir şey yaptı. Turnuvaya giden sporculara Mersin Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden harcırah veriliyor günlük turnuva oynayanlara. Onu öğrendi. Turnuva oynayan çocuklara harcırah çıkardı. Mert Naci zamanında biz çalıştırıyorduk bir ara Mert Naci Tarsus Tenis Kulübü'ndeyken. Future turnuvasında mesela 16 yaşında tur atlamıştı. O zaman çok büyük bir şeydi. Gerçekten ciddi bir başarıydı o zamanki. Sponsor arayışına girdik. Sponsor arayışı da en fazla şöyle oluyor. Çok iyi sporcuysanız TED ya da ENKA büyük balık alıyor çocukları. Bir şekilde anlaşmaları nasıl oluyor bilmiyorum. Barkın da o şekilde gitmişti. Alıyor çocukları, eğitimi karşılığında hani sponsor oluyor, kalacak yeri veriyor. İmkanları siz daha iyi bilirsiniz, evet. Çok detaylı bilmiyorum o konuda. Şimdi Cuma Hoca'nın kızı var, Duru Yağmur, o da evet. Gitti mesela. Cuma Hoca da gitti antrenör olarak. Yani sponsorsuzluk işi buraya getiriyor, yani biraz imkansızlık. Yani aslında her şey imkanlara çıkıyor işin aslına baktığınız zaman. Mers Tenis Kulübü de hani biraz da imkansızlıklardan dolayı kort kiralama durumuna gitti. Kiraya veriyorlar ama şu an sporcu hani milli takım düzeyinde sporcu henüz yok. O zaman en son jenerasyondan kalan sporcular dışında şey yok. Açıkçası bizim de şu an 20 tane yaklaşık bir altyapı sporcumuz var. Yetiştirmeye çalışıyoruz ama bu bir süreç.
12 yaşında mı milli takıma yetiştirebiliriz, 14 yaşında mı yetiştirir ya da yetiştirebilir miyiz, yetiştiremez miyiz bilmiyorum. O tamamen velilere, bize ve sporcuya, öncelikle sporcuya, sonra veliye, sonra bize bağlı olan bir şey. Biz elimizden gelen her zaman, ben babamdan bunu öğrendim bir antrenör olarak. Tenis konusunda çünkü her şeyi elinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyor. Ben de artık o yola girdim. Ben de ne gerekiyorsa gelişmesi için yapmaya çalışıyorum. Öyle de olacak. Yani biz malzeme açısından hani ilçelere falan bazen talep oluyor. Sosyal medyada gördüğümüz zamanlar oluyor. Top yolladığımız oluyor, malzeme yolladığımız oluyor. İl temsilcisiyken Hıdır Hoca'nın yaptığı zamanlar oluyordu. Erdal Hocam'a da söyledik, yetişmek isteyen antrenör olursa gelsin yanımızda. Hani bizim altyapı sporcularımız var, yetişsin. Bu tür şeylere destek vermeye çalışıyoruz. Herkesin bu şekilde yapması gerekiyor. Bu tenis içerisinde söz sahibi olan herkesin bunu yapması gerekiyor ki öncelikle biraz antrenör yetişsin. Ondan sonra sporcular yetişsin. Tabii bir sponsor durumları da önemli bu konuda. Mersin tenisi olarak baktığınız zaman hani biraz genel olarak tenisi de aldık. Bu şekilde olursa bir kısım gelişebilir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Murat Hocam buyurun, sizin düşüncelerinizi de alalım. Şimdi Mersin tenis olarak baktığımız zaman Mersin'in en büyük bence sorunlarından bir tanesi altyapıya iyi bir antrenörün verilmemesi. Altyapıya daha çok böyle antrenörle yeni başlamış kişilerin verilmesi. O da niye? Çocuk hani eğlendirmeye odaklı gibisinden. Bu tür durumlarda mesela antrenörün bilinçsizliği veyahut da bilgi eksikliği o çocuğun gelişimini etkileyebiliyor. Aslında en iyi antrenörün, nasıl diyeyim, konusunda uzman olan antrenörün altyapıya verilmesi gerekiyor. Küçük yaş gruplarına verilmesi gerekiyor ki iyi sporcular çıksın. Çünkü o yaşta çocuğa ne aşılarsan öyle devam edecek. Bir söz var, bilirsiniz belki. Bir çocuğun en iyi, en şanslı şeyi onun ilkokul öğretmenidir. Çünkü her şeyi ondan öğreniyor. Ne derse onu yapacak çocuk. Ne söylerse onu öğrenecek. Neyi doğru söylerse veyahut da neyin doğru olduğunu ona söylerse o çocuk için o doğru olacak. Şimdi altyapı da aynı şekilde, teniste de böyle. İyi bir antrenör çocuğa verirsek, konusunda uzman bir antrenör verirsek o şekilde devam edecek. Çünkü bizim Mersin tenisinde daha çok küçük yaş gruplarında 8, 9, 10 yaş gruplarında şampiyon hep çıkıyor. Ama bu çocuk 12 yaştan, 14 yaştan sonra patlıyor. Çünkü çocuğa küçüklükten aşılanmış bir şey var. Çocuk diyor ki ben avukat olmalıyım, doktor olmalıyım diye düşünüyor. Çünkü dediğin gibi gelecek kaygısı var. Ama çocuk bunları düşünmek zorunda. Çünkü ailesi de böyle. Ailesi de çalışmazsa, ailesi de bir şey yapmazsa geçinemeyecek. Bu yüzden spor onun için her zaman ikinci seviyede tutuluyor. Ve eğitim konusunda hani çocuk diyor ki ben tenisten yürüyemeyeceğim diyor. Mecburen ne yapıyor? İş hayatına atılmaya çalışıyor. Bir bölüm kazanmaya çalışıyor. Ama bugünlerde, yani bu yıl içerisinde, bu yıldan itibaren de olabilir. Mersin sosyal tenisinde bayağı bir gelişme var. Bence bayağı bir yoğunluk var. Özellikle kulüplerde sosyal tenis bayağı arttı. Yani biz 1 Temmuz için kayıt almaya başladık. Öğrenci kayıtları. Sosyal teniste bayağı bir istek var yani. Artık biz diyoruz kendi özel dersimizi ne zaman vereceğiz? Kurtulamıyoruz. O duruma geldik yani. Dediğim gibi küçük yaş gruplarında daha iyi, daha uzman konusunda uzman antrenörler yetişirse daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Burak Hocam, buyurun. Evet. Mersin tenisi hakkında. Mersin gerçekten iyi antrenörlere sahip bir şehir. İklim olarak da güzel yani. Yılın 11 ayı rahatlıkla tenis oynayabileceğimiz bir iklime sahip. Mersin bu konuda avantajlı. Yalnız çocuk dediğimiz gibi okulla spor arasındaki bir ikilemde kaldığı zaman karar vermesi zorlaşıyor. Aile bu sefer baskı yapıyor. Çocuk psikolojik olarak etkileniyor. Kendini geliştiremiyor. Burada sporcunun kendisi, ailesi ve antrenör çok önemli rol oynuyor. Yani iyi bir sporcu geliştirmek için Mersin Tenis Kulübü bundan önce ATP Challenger turnuvası yaptı. İyi bir sporcu yetiştirmek için antrenör bir yere kadar bir şeyler verebiliyor. Ondan sonra turnuva oynaması gerekiyor çocuğun. Bu da maddi açıya bakıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 4 sene kadar böyle bir turnuva yapıldı. Ondan sonra büyük bir turnuva yapılmadı. Performans oyuncusu sadece Mersin içindeki ya da çevre illerdeki Adana, Antep, Hatay gibi yerlerde turnuvalara katılabiliyor ki bu da masraflı bir şey. Her oyuncu gidemiyor. İyi bir performans oyuncusunun
kendine bir yol çizmesi lazım. Aile ilk önce bir yol çizecek, ona böyle bir şey yapacak. Ondan sonra da Mersin yetkililerinin turnuva yapması lazım. İl dışından ya da yurt dışından sporcuların gelip burada performans oyuncularla oynaması lazım. Ondan sonraki aşama zaten milli takım aşaması. Oyuncu kendini başka oyuncularla geliştirmezse antrenör bir yere kadar geliştirebiliyor. Bu kadar. Evet, teşekkür ederim. Bugün yine çok değerli paylaşımlarda bulundunuz. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Herkese tekrar vakit ayırdığı için ve geldiği için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun.